Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de tır videoları video serimize süper bir tır var arkadaşlar. Amerikan tırı Freightliner ile karşınızdayım. Gerçekten efsane bir tır arkadaşlar. Tam bir Amerikan tırı serüveni yaşayacağız. Şoförün hemen önündeki kablonun korna olduğunu söyleyelim. Işıklandırmaları ilginç, tasarımı tam bir Amerikan tırı olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Schwarzmüller'in Dorsesini taktık. Yük almaya gideceğiz. Şu anda Yozgat'tayız. Muhteşem bir tırla karşınızdayım arkadaşlar. Ufaktan da bir süsledik. Şöyle bir iş tasarımına da bakalım. Aydınlatmalarına bakacağız arkadaşlar. Şu an gündüz olduğu için oraya çok girmek istemedim. Evet, hostesimiz de var. Gerçekten süper bir tır arkadaşlar. Amerikan tırları çok konforlu oluyor gerçekten. Ve el frenleri şu şekilde. Her şey çalışıyor. Camları, ışıklandırmaları, sesleri. Bir sıkıntı yok arkadaşlar modda. Güzel de bir Dorse seçtik onun için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yük avına çıkalım. Bakalım uygun bir şeyler bulabilecek miyiz? Haydi bir çalıştıralım. Bu arada arkadaşlar göstergelerin dışında navigasyon ve hemen şu sol ön tarafta duran bilgi cihazını sonradan ekledik. Onlar tırın kendi orijinalinde yok. Böyle silecekleri falan da göstereyim. Kornamız çift korna. Bu zaten orijinal. Bu da havalı kornamız. Yani bir Amerikan tırında olması gereken bir şey zaten. Bir de arkadaşlar vites sisteminden bahsedeceğim. Şöyle bir olay var arkadaşlar, C1 diye. Ve hemen altındaki vites 1 oluyor. C1 takviye arkadaşlar. Takviye vitesi. Onun dışında zaten 2, 3, 4 diye gidiyor. Ama dediğim gibi yani buradan 2'ye taktığımızda orada 1 olmuş oluyor. Çünkü takviye de var. Öyle bir vites sistemi var. Kaç vites derseniz hemen bakalım. En son kaç varmış? 10 vites arkadaşlar. 10 vitese kadar çıkabiliyor tırımız. Güzel bir tır. İyi bir yolculuk olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yük havana çıkalım arkadaşlar. Evet, Logitech G29 direksiyon seti ve shifter ile oynuyoruz. Böyle bir tırı direksiyon setiyle sürmek gerçekten çok zevkli oluyor. Amerikan tırlarını çok severim. Her şeyini biz ayarladık arkadaşlar. Yani bu gösterge panelinin ışıklarına kadar şöyle yeşil yaptım ben. Her renk yapabiliyorsunuz. Sinyalleri falan gerçekten çok iyi arkadaşlar. Sağdan gidelim. Arkadaşlar, öncelikle şuradaki bir mekana bakalım. Burada bize göre yük var mı? Transime'de. Bir bakalım burada ne varmış.
Bu arada biz Dorsey'i değiştirmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Büyük piyasası diyelim. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirdik ama Yozgat Şanlıurfa yapalım mı? Bence gayet iyi olacaktır. Bu arada tır gidiyor, frene basmam lazım. Evet, öyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yanaşalım. Arkadaşlar tırın böyle her tarafına aydınlatma taktık. Amerikan tırlarına yakışıyor gerçekten. Evet. Yükleme yapılıyor şu anda. Ve kepçemiz geldi arkadaşlar. Cat marka. Şöyle içe geçelim. Evet, Yozgat merkezden şu anda Şanlıurfa'ya kepçe götürüyoruz. Yaz günü, havalar güzel arkadaşlar. Bakalım, yolda da trafik yoksa rahat bir şekilde götüreceğimizi düşünüyorum. Şöyle camı açayım arkadaşlar, sol camı. Biraz tırın sesi de gelsin. Yozgat'ta ışıklar çok uzun sürüyor. Evet, Yozgat'tan çıkıyoruz arkadaşlar. 12 vitesli bir canavar tırla, Amerikan tırıyla yolculuk yapıyoruz.
Yük taşıyoruz. Arkada kepçe var. Kocaman. Evet, polis tırı çevirmiş. Bir de muavinimiz var, hostes var. Bu arada arkadaşlar bayağı bir çevirme var ya. Bu modda arkadaşlar 7 çeşit motor özelliği var. 6 çeşit şasi var. İsterseniz teker sayılarını da bayağı çoğaltabiliyorsunuz. Ücretsiz bir mod. Neredeyse tüm sitelerde var. Modifiye seçeneği çok yüksek arkadaşlar. Yani mesela şu göğüs ışıklarının rengini bile belirleyebiliyorsunuz. Bu çoğu modda yok. Hatta ben hiç görmedim yani, varsa da. Evet, çapa motoru gibi sesi var ama güzel bir tır. Yükümüz var arkadaşlar, çok hızlanamıyoruz. Şöyle biraz sağdan gidelim. Arkadaşlar navigasyon çeşitlerini de seçebiliyorsunuz. 5 tane navigasyon cihazı var. Ben bu tırlarda en çok şeyi seviyorum. Bu el freni olayı, hem seslendirmesi çok farklı, hem de ilginç bir tasarımı var. Yani kol şeklinde olmuyor bunlar da, düğme tarzı oluyor biraz. Buton gibi yani. Evet, şu anda saatler 13.36 ve arkadaşlar
5 saatlik bir yolculuk var. Yolda mola veririz. Biraz şöyle akşam olduğu zaman da aydınlatmalarını göstereceğim tırın. En büyük özelliklerinden birisi zaten. Bu arada aynalarımız da arkadaşlar, şöyle aynalardan da bir de bahsedelim. Yuvarlak aynalar arkayı net gösteriyor. Diğer aynada park ederken zaten bayağı bir genişlik sağlıyor. Güzel bir ayna. Çift ayna özelliği güzel oluyor bu tarz tırlarda. Evet, kaza olmuş. Evet, araba arızalanmış. Oo, araba yanıyor. Arkadaşlar bu tarafta bazen vites geçişlerinde bir tuhaf şeyler oluyor. Bir tamirciye götürmek lazım. Evet arkadaşlar, şu anda Sivas il sınırındayız. Buradan döneceğiz. Sivas merkeze girmedik arkadaşlar. Urfa yolu Sivas'a girmeden, yani Yozgat'tan Urfa'ya giderken Sivas'ın içine girmeden gidiyoruz. Evet, burada da bir tesis var. Kamyoncular dinleniyor ama ölü bir tesis. Biraz kazık burası, ben bir kere gittiydim. Bir sütlaç 30 lira olur mu ya? Bu arada arkadaşlar bu tır, yani deyim yerinde biraz hayvan gibi yakıt yiyor, onu söyleyeyim. Onun için bir mazot almamız gerekebilir her an. Yani gerçekten su gibi içiyor. Sağda var mı araba? Evet, o sesimiz yardımcı oluyor.
karşıda var ya, çok büyük kaza olmuş. Tır galiba virajı alamamış. Uğursuz bir yol ya. Sürekli bir şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar, ETS2 modlarımız gerçekten artık sayısını unuttum. Bayağı çoğaldı. Yani tır, otobüs, minibüs, vinç, araba, yarış arabası, her şey var. Belediye otobüsüne kadar yapıyoruz yani, düşünün. Bu modların hepsini tek bir yerden görmek için oynatma listemize girebilirsiniz. Arkadaşlar şuradan bir yakıt alalım mı? Şöyle bir sinyal verelim de yavaşlayalım. Arkadaki araçlar da görmüş olsun. Trafiği biraz yoğunlaştırdık. Ama benim suçum değil yani, benzinin yeri kötü. Trafiği bir daha keseceğiz. Allah'tan muhabirimiz var. Hostes olmasa yandık. Bu arada arkadaşlar, vites 5'e kadar gelip neden 12 atlıyorsun birden diye soruyorsanız, bazen hayat bunu gerektiriyor. Evet, Malatya arkadaşlar. Malatya merkezine de tam girmeden şöyle çarşının ucundan döneceğiz arkadaşlar. Yollar gereği.
Ya orada polis durur mu ya? İş çıkarıyor bizi. Bu arada bizim tır niye gitmiyor onu anlamadım. Vites ikinci bölümde kalmış arkadaşlar. Yani 10. vitesi algılıyor. Çok kötü yere durmuşsun polis abi. Lan bu ne? Bu yol da kapalı. Şöyle dörtlüğü bence açalım. Sinyal değil de. Yavaş gel yavaş. Yolu görmüyor musun? Bekle orada. Teşekkürler. Evet, yolda ceset gibi bir şey var. Yani çökmüş. Evet, bir Avrupa tırı bizi geçti.
takipteyiz. Hızımızı alırsak geçeriz arkadaşlar. Yani bu tırlar hızını alırsa onlardan daha hızlı. Ama ilk kalkışta tabii ki o tırlar daha da etkili. Bu arada kaç saatimiz kalmış? 3 saatimiz var arkadaşlar şu anda. Evet geldik. Arkadaşlar manevrası gerçekten çok iyi. Evet bu arada yeni bir şehir merkezi keşfediyoruz. El freninde de sarı bir ışık yanıyor arkadaşlar ekranda. Hostes. Bakın böyle çift çift atarsanız arkadaşlar daha hızlı kalkıyor. Evet burası da Maraş Antep yol ayrımı. Thank you.
Şansımız arkadaşlar, yağmur da yağmadı, iyi oldu. Ya bir yol ver de dönelim ya. Bu arada biz direkt gideceğiz, pardon. Evet arkadaşlar, o an geldi artık. Aydınlatmaları açıyoruz. Şöyle yeşilleri bir açalım önce. Şimdi zaten mola vereceğiz. Mola yerine yaklaştık. Şöyle tesiste duralım. Tam akşam olmadı ama gene de arkadaşlar aydınlatmalar artık belli olmaya başladı. Yani şuradan belli zaten, bakın. Evet, biz şöyle parka doğru yanaşacağız. Mazotumuz var. Gerçekten efsane bir şey. Hadi devam edelim. Evet, şu anda arkadaşlar 1 saat 10 dakikalık bir yol mesafemiz kaldı. Bir 5 dakika sigara molasından sonra yola devam ediyoruz. Ya ben sigara içmiyorum ama hostes içiyor.
Arkadaşlar gerçekten çok seri bir tır. Yani yüklemenizi tavsiye ederim. Zaten şu ana kadar video izliyorsanız beğenmişsinizdir. Evet, sağ taraf Diyarbakır'a gidiyor arkadaşlar, onu da belirtelim. Ve Şanlıurfa levhası gözüktü arkadaşlar. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi yükümüzü indireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi yükümüzü artık teslim etme vakti geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.